dedin. Yavaş. Hocam 21 yaşında erkek kampüste bulundu. Bir öğrenciyle kavga etmiş. Başında yara, elinde sıyrık var. O şerefsizi getirmediniz değil mi? O kıza saldıran aşağılığı sakın iyileştirmeyin. Sakın. Sakin, sakin, sakin. Yatar mısın? Başını yaralı. Adın ne? Adı Soner. Anlat, ne oldu? Ne olsun? Kahramanlık yaptı. Ne yapacaktım? Kızı öyle mi bıraksaydım? Herif üstünlüğüyle diyorum size. Çok matah bir şey mi yaptın? Şu haline bak. Siz asıl o serseriyi görün. Tamam, hadi içeri alalım. Alalım içeri. Bunu sen al, diğeri bende. Yavaş yavaş yavaş, dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Hocam 21 yaşında erkek, üniversite öğrencisi. Olay yerinde tepkisizdi, koma seviyesi 5. Olay yerinde tüpü takıldı, kafa, kaburga ve dirseğinden darbeler almış. Sapık mı anlaşılan? Tamam, alalım içeri. Dikkat edin. Sakin. Dikkat edelim. Bu arada sol bileğim de ağrıyor. Tamam, bunu halledelim, ona da bakacağız. Merak etme. İz kalacak mı? Yok, kalmaz. Nasıl gidiyor ilk mesai? Çok iyi. Dikiş kolay meziyet. Hocam beni çağırmışsınız. Alp, sen yarayı devral. Tamam. Yarayı sen kapat. İpek, sen de benimle gel. Şu darp edilen kız nerede? Esra Hoca ilgileniyor. Buyurun hocam. Çok acil göğüs tüpü lazım. Tamam hocam. Samet sen dur. Sen onun yerine geç. İpek göğüs tüpünü sen takıyorsun. Hocam hallediyordum ben. İkiletmeyin abi. Hadi 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 hadi. Bakalım sen de ilk mesai günü için ne kadar dayanıklısın? Böyle güzel bir fırsat için bayağı dayanıklıyım bence. Göreceğiz. İşte bitti. Bir de bu şerefsizi iyileştirecek misiniz? Bırakın ölsün. O kız yaptıklarından sonra yaşamayı bile hak etmiyor. Kız nasıl biliyor musun? İyileşecek mi yani? Tamam anladık, kurtardın da. Niye 85 kere soruyorsun? Soracağım tabii ya. Kıza tecavüz edilmiş, sormayayım mı? Hadi. Kız kendine değildi. Ama görür görmez o çocuğun kıza bir kötülük yaptığını anladım. Herifi kaptığım gibi aldım üstüne. Sonrasında kavgaya tutuştunuz. Ne yapsaydım? O hayvan kızı tecavüz ettiriyorum. Allah kahretsin. Biraz daha erken olabilseydim orada. Bu arada sabahtan beri benekler görmeye başladım. Bir bakalım. Biraz başını arkaya yasla. Kalemi takip et. Yani önemli bir şey gibi gözükmüyor ama retina yırtı olabilir. İpek, bir göz doktoru baksın. Tamam hocam. Bu arada şu elindeki yere de baksınlar. Peki o yaşayacak mı? Kim? O tecavüzcü pislik. Yani acilde hala, henüz kendine gelmedi. Geberir inşallah. Sen de hapsi boylarsın. Ne zamana geliyorlarmış? Tamamdır, hemen geliyoruz. Gözünüz için birisi gelecek. Çıkacaksın dediler, akşam ettik. Saat 5 oldu ya. Yeşim, şu doktora söyle çabuk gelsin. Sıkılmaya başladım ama. Hele şükür, neredesiniz? Niye hala taburcu olmadım ben? Ne oldu? Öldü mü yoksa? Maalesef. Bu kadar şanslı değilsin. Ne demek şimdi bu? Yaralarına tekrardan bakmamız gerek. Ne? Neden? Söyler misin? Bırakır mısın kardeşim? Memur bey, bir şeyler yapsanıza. Yeşim, bir şeyler söyle. Bıraksana kardeşim. Bırakır mısın? Sen senime saldırdığında elinde anahtar vardı. Bak, bunlar da savunma izleri. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum ben? Allah belanı versin. Seni gördüm.
Seni onunla gördüm. Saçmalama, kes sesini. Artık onunla sınırlaşmaya çalışıyordun. Kes sesini dedim. Ben yapmadım. Bana tuzak kurdunuz. Suçu benim üzerime atıyorsunuz. Memur bey, bakın ben yapmadım diyorum. Hasta sizin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Memur bey, bırakır mısın lütfen? Derdini savcıya anlatıyorsun. Yeşim, bir şeyler yap ne olur. Ben bir şey yapmadım diyorum sana. Bakın ben bir şey yapmadım. Elbet buradan çıkacağım. Suçsuzum diyorum size. Suçsuzum. Yeşim, avukat ara. Sen göreceksin. Bıraksanıza. Bırakın. Bırakın. Yeşim, kurtar. Ah!